Tabii ki olumlu bir çalışma. Muhakkak ki sadece Kültepe için değil, sadece Kayseri için değil, ülkemiz için önemli bir çalışma ve umarım da olumlu sonuçlanır. Esasında sadece 2022 değil, 2023 de değil. Yani Kültepe hepsini hak ediyor. Diğer merkezlere baktığımız zaman hepsinin ayrı ayrı özelliği var. Ama bu özelliklerin birçoğunu Kültepe sadece Kültepe olarak üstünde barındırabiliyor. Kültepe her şeyden önce Anadolu tarihinin başladığı yer. Bırakın diğer eserlerini, diğer buluntularını ya da mimarisini. Her şeyden önce Anadolu insanı ilk kez burada okumayı, yazmayı öğrenmiş. Dolayısıyla da hani 2022 değil, 2023'ü de hak ediyor, 2030'u da hak ediyor. Her zaman için özel bir yeri vardır. Ama sadece bu yıl ilan etmekle yeterli olmayacaktır. Çünkü Kültepe 75 yıldır, 70 yılı aşkın süredir kazılıyor. Bundan sonra da en az bir 5000 sene daha bu kazılar devam edecektir. Dolayısıyla bir sene yıl ilan edip ondan sonra geri kalan işte binlerce yılı bir kenara atmamak gerekiyor. Dolayısıyla bizim buradaki çalışmalar bitmeyecek ve bu bir yıl bazına sığdırdığımız ne olabilir ki? Bir yıla ne sığdırabiliriz ki biz? Yine burayla ilgili müjdeler vardı. Özellikle tabletlerin olacağı bir müjdeler vardı. İşte bir alan, rekreasyon çalışması. Evet. Nedir hocam? Şimdi dediğim gibi bu sene aslında çok kısıtlı şartlarda çalışabildik. Ama ona rağmen biz çeşitli projelerle bu seneyi de iyi değerlendirdik diye düşünüyorum. Hem kazılar hem de projeler açısından. Bizim Kültepe'de gelen ziyaretçinin bilgi edinebileceği bir ziyaretçi merkezinin projesi tamamlandı. Son aşamasında kurula gitmek üzere şimdi ve ondan sonra burada gelen ziyaretçileri doyuracak şekilde neredeyse bir mini müze halinde bir ziyaretçi merkezi kurulacak. Ve bunu da tabii ki bürokratik süreçlerden sonra sanıyorum 2021 yılında turizm sezonu başında açarız diye tahmin ediyorum. Diğer taraftan da Kültepe'de bulunmuş olan biliyorsunuz 20 binden fazla tablet var. Ve bunların maalesef çok az bir kısmı Kayseri'de. Yani Kayseri Arkeoloji Müzesi'nde hatta sergilenen 20 küsür tane tablet var. Ama 20 bin tabletin çıktığı bir yer için, bir kazı için muhakkak ki çok daha özel bir müzenin olması gerekiyor. Gelen insanların o tabletlerdeki hikayeleri, buluntu durumlarını ya da o dönemi canlandırabilecek çeşitli canlandırmalar ile Kültepe'yi öncelikle de bizim tabii ki Kayserili hemşerilerimize tanıtmamız gerekiyor. Diğer taraftan da eminim ki ondan sonra bölgesel olarak Kapadokya ile beraber bütün Türkiye'de bu iyi teşhirle, iyi sergilemeyle biz Kültepe'yi tanıtabiliriz diye umut ediyorum.